Çocukların da etkilenebileceği, yetişkinlerin de etkilenebileceği, her kesimin yaralanabileceği, her kesimin incinebileceğini bu noktada söylemek mümkün. Ama şunu yapmamak lazım. Çocuklar daha güçsüzdür dememek lazım. Yetişkinler daha güçlü durmalı dememek lazım. Aman çocuklar anlamamıştır, dememek lazım. Ya da çocuklar e, fark etmemiştir, onlara bu durumu izah etmeyelim noktasında durmamak lazım. Ergenler için onlar zaten büyüdü ve e, bu durumdan e, küçükler kadar etkilenmemiştir dememek lazım. Ya da e, bu yetişkin e, biraz başa çıksın çocukları var yanında da dememek lazım. İncinebilirliğimizin, yaralanabilirliğimizin kıstası yok tabii ki. Ancak burada her kesimin, her gelişimsel aşamanın etkilenebileceğini söylemek mümkün baş etme becerileri anlamında çocukları küçümsememek ama hiçbir şeyin de farkında değillerdir onlar deyip baş etme becerilerini desteklemeyecek bir konumda da kalmamak gerekiyor Sanırım buradaki soruya Hani kim daha fazla etkilenmiştir den e, ziyade onlarla ilişkili e, düşüncelerimizin ve atıflarımızın ve yorumlarımızın onların ne daha baş edemez. Ne daha baş edebilir, ne daha güçlü veya güçsüz, incinebilir veya incinemez demekten öte baş etme becerileri vardır. Onlar da bu süreçte baş edebilecek farklı baş etme metotlarına ulaşırlar ve onları uygularlar. Bazen bu yetişkinlerden daha iyi olabilir. Bazen de yetişkinin ihtiyacına duyabilir, ihtiyacını duyabilir. Bazen de bir yetişkine bu konuda destek verebilir. Ee, bazen de e, yetişkinle beraber, ebeveyniyle beraber bir aşacak noktaya gelebilir. Biz bu noktada ebeveyniyle birlikteliği noktasında hem ebeveynin şu manada rol model olmasını bekliyoruz. Büyük bazen kayıpların da olduğu, bazen hmm, Sevdiklerini kaybettikleri bir durumun da oluştuğu ve duygusal anlamda çok zorlandıkları bir durumun olduğu bir dönemde birbirlerine kucaklayarak ağlaşmalarının bir problem olmadığını bilmeleri gerekiyor. Yani bu çok olağan ve çok mümkün bir durum. Ya yani tabii ki çok abartılacak. Tabii ki çok hani süreci sanki baş edemeyecek bir noktada getirmek uygun değil çocuklar için ama duygusal paylaşımın da belirli bir miktarının uygun olduğunu da onlara hani belirtmek ya da bir şekilde ifade etmek uygun olacaktır diye düşünüyorum.